olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de saat 9:05 geçe ebediyete irtihal etti. Bugün burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anmak için toplanmış bulunuyoruz. Askeri dehasıyla düşmanlarını dize getiren Mustafa Kemal, devlet adamlığındaki üstün kabiliyetiyle dünyanın hayranlığını kazanmış, diplomatik başarılarıyla kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dünya ülkeleri arasında saygın bir konuma kavuşturmuş. Mustafa Kemal Atatürk, beni görmek demek ve hemhal yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Derken bizden istediği işte tam da budur. Mustafa Kemal Atatürk, ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz, cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizsiniz diye söylerken de bu konuda üzerimize topyekun olarak büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun gereklerini yapmak da bütün millet olarak her konuda çalışıp çabalamakla milli görev ve yükümlülüklerimizi en iyi şekilde eksiksiz ve yerine getirmek de mümkün olacaktır. Yine Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyecektir. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik olan geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni yaşam ve büyük ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim girişimlerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın ve daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu koca tepeden dünyanın en yıldızı karanlığını. Düşman 3 saatlik yerdedir ve Hıdırlık Tepesi olmasa Afyonkarahisar şehrinin ışıkları gözükecek. Ve kuzeydoğuda güzelim dağları. Dağlarda tek tek ateşler yanıyor. Ovada akar çay bir pırıltı halinde. Ve şayan kalpaklı nöbetçinin hayalinde şimdi yalnız suların yaptığı bir yolculuk var. Akar çay belki bir akarsu, belki bir ırmak, belki küçücük bir nehirdir. Akarçay dere boğazında değirmenleri çevirip ve kılçıksız yılan balıklarıyla yedi şehitler kayasının gölgesine girip çıkar. Ve kocaman çiçekleri eflatun, kırmızı, beyaz ve sapları bir, bir buçuk adam boyundaki haşhaşların arasından akar.
ve Afyon önünde ve Konya tren hattına rastlayıp yolda Büyük Çobanlar Köyü'nü solda ve Kızıl Kilise'yi sağda bırakıp gider. Düşündü birdenbire kayalardaki adam, kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri. Kim bilir onlar ne kadar büyük, ne kadar uzundular. Birçoğunun adını bile bilmiyordu. Yalnız Yunan'dan önce ve seferberlikten evvel Selim Şahlar çiftliğinde ırgatlık ederken Manisa'da geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında. Birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Gidiyor asker mertliği daha sahipleşme. Gidiyor milyonları saygı.
kardeşimize yer sarsılsa yerinden. Ne senden geçeriz, ne senin eserinden. Ne olsun Türk'üm diye. Takatsiz koltuğa çökmesini bekleyenler öyle yanıldılar ki.
orkestra şefi Azerbaycanlı Mehmet'e yüksek sesle Zeybek dedi.
çeşmem, canım çeşmem.